Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime yani Hutbe-i Şamiye'nin mukaddimesi. Arabi Hutbe-i Şamiye eserinin tercümesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün zihayatlar, hayat sahibi olan herkes, hayatlarının lisan halleriyle haliklarına takdim ettikleri manevi hediyelerini biz buna tahiyyat diyoruz ve lisan halle hamd ve şükürlerini bütün canlıların hal diliyle o vacibil o zatı vacibil vücuda biz de takdim ediyoruz ki demiş la taknatu min rahmetillah yani rahmet ilahiyeden Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiz. Hem bu meşhur bir yer yani ifade biz buna besmele, hamdele ve salvele diyoruz. Besmele'yi çektik. Şimdi şeyi okuduk, hamdele'yi. Şimdi de salvele'yi okuyacağız. Hem hadsiz salat ve selam. O peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam üzerine olsun ki demiş Citu li ahlak. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bir de zamanın tercümesini okuyalım. Yani benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir setim peygamber olarak gönderilişim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti ahlakı haseneyi, güzel ahlakı ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlaksızlıktan kurtarmaktır. Bu da salvele. Hamd ve salattan sonra ey bu cami Emevi'de, Şam'daki cami Emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim, ben haddimin fevkinde bu minbere ve bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde yüze yakın ülema, alimler bulunan cemaate karşı benim misalim medreseye giden bir çocuğun misalidir ki o sabi küçük çocuk sabi biliyorsunuz gayrimümeyyiz çocuk daha ziyade. Sabahleyin medreseye gidip okuyup akşamda babasına gelip okuduğu dersini babasına arz eder. Ta doğru ders almış mı almamış mı? Babasının irşadını veya tasvibini bekler. Evet bizler size nispeten yani Arap milletine nispeten çocuk hükmündeyiz ve talebeleriniziz. Sizler bizim ve İslam milletlerinin üstadlarısınız. Amenna. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını, sizler gibi üstadlarımıza şöyle beyan ediyorum. Ben bu zaman ve zeminde, beşerin insanoğlunun, hayat-i içtimaiye, sosyal hayat medresesinde ders aldım. Ve bildim ki, ecnebiler, yani yabancılar, Avrupalılar, terakkide, yani maddi ilerlemede istikbale uçmalarıyla ile beraber bizi, biz Müslümanları Allah Allah maddi cihette kuru nüfusta orta çağda durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. Bu hastalıklar aynen şu anda İslam aleminde devam ediyor maalesef. İnşallah yavaş yavaş Türkiye'de tedavi edilmeye başlandı diğer Müslüman milletlerde de tedavi edilir. O hastalıklar da bunlardır. Birincisi yesin yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi müthiş bir batı ve Amerikan hayranlığı var. Biz yapamayız. Bir bakarsın önemli bir projenin başına yine getirmişler Amerikalı veya Avrupalı bir uzmanı oturtmuşlar. Hele hele Arap ülkeleri baştan başa böyle. Pakistan, Malezya yavaş yavaş ve Türkiye aklını başına almaya başladı. Yani maalesef böyle. Cezayir bile bir zamanlar en önemli teknik kurumlarının başında Fransız uzmanlar. Halbuki soykırım yapmış bir millet. Tamam onlardan istifade edelim. Ama böyle körü körüne taklitçilik olmaz. Birincisi bu. Anlatacak uzun uzun. İkincisi sıtkın hayatı ictimaiye siyasiyede ölmesi. Bu aynen devam ediyor. Yani sosyal ve siyasi hayatımızda doğruluk ölmüş. Şu anda Türkiye'de de böyle. Maalesef doğru söyleyen çok az. Yani buna dindar bildiğimiz insanlar da dahil buna. Yani doğruluk bitmiş. Yani hep yalan üzerine, siyaset yalan üzerine. Üçüncüsü adavete muhabbet. Yani fırkacılık Particilik, taraftarlık, yani bu da düşmanlığa sevgi besliyoruz sanki. Maalesef işte Mısır, Türkiye. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye. Yani ne rezalet bu. Yani bu tam bir rezaletin kendisi. Düşmanlığa sanki muhabbet ediyoruz. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları, yani nur, nurani bağları bilmemek ve zaman bunu kuvvet risalesinde açıklıyor. Allah'ımız bir, rezzakımız bir, 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 binlerce bir, bir. Kıblemiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, 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 yüzlerce bir, bir. Vatanımız bir, devletimiz bir, 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 onlarca bir, bir. Ama yine de birbirimize karşı bu manevi bağları unutuyoruz. Ve beşincisi, bu da önemli. Çeşit çeşit sarı hastalıklar, yani yayılan hastalıklar gibi intişar eden İslam aleminde yayılan istibdat, diktatörlük şu anda Türkiye'de de var kısmı. Çok açık konuşuyor. Var. Mısır zaten diktatörce idare ediliyor. Arap aleminin çoğu diktatörler tarafından idare ediliyor. Yani maalesef vaka bu. Altıncısı, menfaati şahsiyesine himmet etmek. En büyük dertlerden biri de bu. Ben kendim kazanayım, bütün derdim o olsun. Adam belediye başkanı yani bir yine yani müsbet partiden bir adam 2200 dairesi varmış kaybetti CHP karşı evet ona da üzüldük ama maalesef böyle alçak bir adam rüşvet üzerine rüşvet bu altı hastalık bugün için geçerli biliyorsun Bediüzzaman daha önce izah etti ben bunu dedi yani 1900 şey nedir 1327 yani 1911'de Osmanlı'da hemen görmek istiyordum ama yanlış görmüşüm. 1371 yani 1950'lerden sonra ancak İslam aleminde bunları anlatıyorum. Yani dolayısıyla şu anda bu dersler aynen günümüzdeki bütün İslam devletlerine ve şahıslarına e, alakalı dersler yani onların sosyal ve siyasi idaresine ait dersler. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde Hayati içtimaiyemize Sosyal hayatımıza Ezzahane-i Kur'aniye Kur'an bu dertlerin ezzanesi Kur'an ezzanesinden ders aldığım Altı kelime ile beyan ediyorum Yani altı kelime Bu hastalığın nesiymiş İlacı Bakalım bu nedir Mualecenin Yani bu hastalıklarımızı tedavinin Esasları onları biliyorum Bu kelimeleri Birincisi şu, emel. Neydi birinci hastalık? Ye'sin, yani ümitsizliğin e, içimizde hayat bulmasıydı. Bu hastalığa karşı tek çare emel, yani ümit. Birinci kelime, el-emel. Yani rahmet-i ilahiye, kuvvetli ümit beslemek. Elhamdülillah bu ciddi manada Türkiye'de güzel eserleri görülüyor. İşte maddi ilerleme noktasında yani deniz yeraltıları, uçak gemileri, en önemlisi sihalar, ihalar vesaire vesaire elhamdülillah yüzümüzü kabart, gözümüzü aydınlatıyor. Ve harika bir gelişme. İnşallah manevi gelişme de olur. Oluyor yavaş yavaş. Yani Türkiye yani güzel bir örnek olmaya başladı bu noktada ümit noktasında. E maşallah devlet başkanımız da ümit ümitle hareket ediyor ve Allah'a dayanıyor. Ha kusurları yok mu? Elbette ki insandır, kusuru olacak. Onu yeri gelince söyleyeceğiz. Evet, ben kendi hesabımı aldığım dersime bina. Ey İslam cemaati. Yani bütün Müslümanlar. Müjde veriyorum ki Şimdiki alem İslam'ın saadeti dünyeviyesi şu anda yani biz bugünü de düşünerek konuşalım bunları. Şu andaki İslam aleminin dünyada mutlu olması bahusus özellikle de Osmanlıların saadeti. Yani artık buna Müslüman Türk milletinin saadeti diyeceğiz. Ve bilhassa özellikle de İslam'ın terakkisi, ilerlemesi, onların intibahı ve uyanışıyla olan Arab'ın saadetinin, Arap milletinin saadetinin fecri sadıkının, yani ne demek fe fecri sadık? Gerçek nedir? E tan doğması, tan yerinin ağarması. Bir fecri kazip var bir de fecri sadık var. Demek ki daha önce fecri kazipmiş o. Bediüzzaman'ın 1911'de gördüğü. O sırada Fecri Kazib'in belirtilerine hitap etmiş. Şimdi Fecri Sadık elhamdülillah 30-40 tane Müslüman devlet doğdu. Emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Bakın Türkiye bu mutluluk güneşini kısmen yaşıyor. Yesin, ümitsizliğin burnunun ramını olarak. Bu meşhur bir tabir. Yani bu haşiye diyor Eski Said hissi kablel vuku ile bir şeyi daha önceden du hissetmek duygusuyla 1371'de yani 1950'li yıllardan itibaren başta Arap devletleri alem İslam'ın ecnebi yabancı esaretinden ve istibdadından zulmünden kurtulup İslami devletler teşkil edecekler mi? 45 sene evvel haber vermiş. Ama o ilk gördüğü Fezri Kazip yalancı tan yeri ağarması İki harbi umumi, birinci dünya iki, ve ikinci dünya harpleri ve 30-40 sene istibdadı mutlakı düşünmemiş. İstibdadı mutlak da bütün İslam alemi, özellikle Türkiye'deki Mustafa Kemal ve İsmet İnönü dönemi tam bir diktatörlük düşünmemiş. 1370'de olan vaziyeti 1327'de olacak gibi müjde vermiş. Tehirinin sebebini nazara almamış. Gayet açık. Gayet açık güzel bir izah yaptı. Demek ki yesin yani ümitsizliğin burnunun rağmen olarak hani deriz ya burnu sürtülesine sürtülecice ben dünya işittirecek derecede kanaati katiyemle derim. Bakalım ne diyor? İstikbal gelecek yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak inşallah. Ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. İman ve Kur'an hakikatleri. Kadere iman, ahirete iman, Allah'a iman noktayı nazarında. Son 5-6 ay içinde Hollanda'da gördüğümüz manzara bunu teyit ediyor. Açıyor Hollanda Başbakanı bu hizmetlere vesile olan kardeşimizin ailesini tebrik ediyor. Çünkü onlar da çok memnun ya. Öyleyse şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal, parlak bir gelecek ecnebilere, yabancılara müşebbeş, karma karışık bir mazi düşmüş. Gerçekten de şu anda Amerika karma karışık. Avrupa da karma karışık. Günlerdir maalesef bir kısım insanlar Hollanda'nın sokaklarında terör estiriyoruz. Çok acı bir gerçek. Bu davama çok bürhanlardan, delillerden ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddimatlı, yani mukaddime dediği bir kısım ön mantıki kaideler koyacak. Bir buçuk burhanı, bir buçuk delili zikredeceğim. O burhanın mukaddimatına başlıyoruz, mukaddemelerine. Çok tatlı bir ders bu. Bakalım, işte İslamiyet'in hakaiki, bütün hakikatları hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil, yani maddi ve manevi ilerlemeyi kabiliyeti var İslamiyetin ve mükemmel bir istidadı kabiliyeti var. Ha. Nedir bu maddi ve manevi? Birinci cihet olan manevi terakki, manen terakki. Manen terakki olmazsa maddi terakkinin işe yaramadığını Amerika'da ve Avrupa'da görüyoruz hele hele Japonya'da şu anda Japonya'da koronadan ziyade maalesef manen akılları ve vicdanları aç kalan gençlerin intiharı daha çok artıyor. İkinci cihet olan maddi terakki, maddi ilerleme de. Bunun yani bunu İslamiyet her ikisine de nedir? Kabiliyetlidir. Hiçbir engeli yok. Birinci cihet olan manen terakki ise, manen ilerleme. Biliniz, hakiki vukuatı kaydeden tarih, gerçek olayları kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Hatta Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının, ben bunun resmini de buldum, çok enteresan. Bir de yapılan grafiği de Bediüzzaman'ın hayatıyla alakalı kitabımda zikrettim. İslamiyetin hakkaniyetine şehadeti şudur ki Rusları mağlup eden Japon başkumandanı. Ne demiş bakalım? Hakikati İslamiyetin kuvveti nispetinde. Yani İslam'ın hakikatinin içlerinde kuvvet bulması oranında Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehli İslam İslam alemi temeddün edip medenileşip terakki ettiğini, ilerlediğini tarih gösteriyor. İşte Emevilerin ilk dönemi, işte Abbasilerin ilk dönemi, işte Osmanlı'nın ilk 150-200 yılı. Gayet açık örnekler bunlar. Ve ehli İslam'ın yani Müslümanların hakikati İslamiye'de ama İslam'ın hakikatine sarılmada zafiyeti, zayıflığı derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşileştiklerini. Şu anda İslam aleminin ilerleme yerine geri kalmasının sebebi bu. Vahşete ve tedenniye yani geri kalmaya düştüklerini ve her cümerci içinde karma karışık. At izi it izine karışmış. Birisi İhvan-ı Müslimini terörist ilan ediyor. Ey Türkiye'de masum insanlar devlete isyan edenlerle karıştırılıp Masum olanlar terörist diye adlandırılıyor. Bunlar hiç işte tercümeş dediği bu alt üst olmuş her şey. Belalara, mağlubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Japon boş diyor bunu. Sair dinler ise bilakis tam tersinedir. Yani salabet, dine sağlam bağlılıkları yani diğer dinler ve taassuplarının körü körüne dinlerine bağlılıklarının zafiyeti nispetinde temeddün Avrupa dininden elini gevşettikçe zayıfladıkça medenileşmiş ve terakki ettikleri gibi dinlerine salabet ve taassuplarının körü körüne bağlanmalarının kuvveti derecesinde de tedenni geri kalmışlar ve ihtilallere maruz kaldıklarını 1789 tarihli ihtilal tamamen bu yüzden tarih gösteriyor. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiş. Çok manidar bir şey anlatayım mı size? Yani nasıl bir kısım şuursuz Hristiyanların ve papazların yani Avrupa'nın genç nesline İslamiyeti öğrenmeleri noktasında engel olduğunu. Yani bir buçuk saat kadar Allah'a iman öldükten sonra ahirete iman ve Hazreti İsa'nın durumuyla alakalı konferans verildikten sonra genç Hanımlar ve erkekler yani Hollandalılar 1500 kişiye göndermişler. Sonra da 5 tane daha umumi konferans hazırlayıp bütün Hollanda'yı ya yaymak üzere anlaşınca o yüksek öğretim derneğinin yaşlı üyeleri "Yahu böyle giderse Müslüman olacaksınız. Buna engel olacağız." diye müsaade vermemişler. Çok enteresan bir şey bu. <laughs> yani dar bir şey. Ama yani mümkün değil. Işığı durduramazlar. Akan ırmağı da durduramazlar. İslamiyet büyük bir güneş gibi yansıyor Avrupa'ya. Irmak gibi akıyor. Elhamdülillah. İnşallah onun gözelerinden biri de Rotterdam İslam Üniversitesi'dir. Hem Allah Allah bu Japon başkomandanın itiraflarıydı. Hem Asr-ı saadetten mutluluk asrı olan Resulullah'ın asrından şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki bir Müslümanın muhakeme akliye ile akli muhakemesini kullanarak ve delili yakiniyle, kesin delillerle ve İslamiyet'e tercih etmekle eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Ha Tevfik Fikret'in oğlu gibi zaten dinden imandan haberi yok onun papaz olması bizim bu delilimizi bozmaz, naksetmez. Burada zaman şart koşuyor. Akli muhakemeyle, kesin delillerle ve o dini İslamiyet'e tercih etmekle diyor. Böyle bir şey yok hiç. Avamın delilsiz, yani hak tabakasından bir kısım insanların delilsiz, taklidi bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok. Dinsiz olmak da başka meseledir. Dinsiz olabilir. Halbuki bütün dinlerin etbaları yani tabileri ise hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngilizlerin çünkü Anglo-Sakson e, Hristiyanlığına bağlılar bunlar ve eski Rusların Ortodokslar şimdi komünist oldular. Muhakeme-i Akliye ile Akli Muhakemesini kullanarak İslamiyete dahil olduklarını ve günden güne bazı zaman zaman takım e, bazen özür dilerim. Bazı zaman takım takım kat'i bürhan ile elhamdülillah şu anda kaç tanenin Müslüman olduğunu burada açıkça rakamları söylemek istemiyorum. İslamiyete girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar. Bildiriyorlar. Şimdi burada bir haşiye var. O haşiyeyi okumak mecburiyetindeyim. Allah Allah. İşte işte bu meşkur davaya yani İslamiyet'e girdiklerine, grup grup geldiklerine bir delil şudur ki iki dehşetli harbi umuminin, birinci dünya, ikinci dünya harbinin ve şiddetli bir istibdadı mutlakın yani kesin kayıtsız bir diktatörlüğün Mustafa Kemal ve İsmet İnönü dönemi beraber diğer dünyada da öyle. Bu davaya 45 sene sonra şimalin yani kuzeyin İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri Kur'an'ı mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek ve komünistliğe, dinsizliğe karşı set olmak için kabul etmeleri ve İngiliz'in mühim hatiplerinin bir kısmı Kur'an'ı İngilizce kabul ettirmeye taraftar çıkmaları ve kürey arzın şimdi daha çok Bediüzzaman'ın burada zikrettiği müjdelerden binlercesi var. Yer küresinin şimdiki en büyük devleti Amerika'nın bütün kuvvetiyle din hakikatlarına taraftar çıkması, ve İslamiyetle Asya ve Afrika'nın saadet, sükunet ve musalaha barış bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması 45 sene evvel olan bu müddai iddiayı ispat ediyor. Kuvvetli bir şahit olur. Şimdi durum daha güçlü. Bir defa İslam devletlerinin sayısı 57'ye çıkmış. Yakında Rusya'da dağılacak, oradan da yeni devletler katılacak Allah'ın izniyle. Yani bunu ifade edeyim. Yani bunun delilleri bütün Avrupa'da görülüyor. Hollanda'da bizzat yaşıyoruz. Ama, ama dediği zaman şart koşuyor. Eğer biz ahlaki İslamiyenin, İslam'ın güzel ahlakının ve hakaiki imaniyenin, altı iman rüknünün ve diğer iman hakikatlerinin kemalatını, üstün özelliklerini efalimizle yaptığımız fiiller ve hayatımızla izhar etsek, ortaya koysak, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle toplu halde İslamiyet'e girecekler. Belki kürey arzın, yer küresinin bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dekalet edeceklerdir, gireceklerdir. Hem nevi beşer, insanoğlu, hususan medeniyet fenlerinin ikazatıyla, yeni müsbet ilimlerin uyarmalarıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış, elbette ve elbette dinsiz, başıboş yaşamazlar ve olamazlar. En dinsizi de dine iltica etmeye, sığınmaya mecburdur. İşte Japonya. Koronadan fazla intiharlar yayılıyor. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Çünkü azzi beşeriyle beraber insan aşırı derecede aciz, düşmanlarına karşı zayıf, hadsiz musibetler ve onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı istinat noktası, bir insanın dayanak noktası ve fakriyle beraber fakir insan ihtiyaçlarının kaçta kaçını kendisi görebilir. Beraber hadsiz ihtiyacata müptela çok ihtiyaçları var ve ebede kadar uzanmış arzularına Medet ve yardım edecek istimdat, yardım isteme noktası yalnız ve yalnız sani alemi tanımak ve iman etmek. Demek dayanacağımız düşmanlarımıza karşı dayanacağımız nokta istinat şu kainatın ustası olan Allah'ı tanımak, Allah'a iman etmek. Ve medet isteyeceğimiz nokta istimdatta ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka uyanmış beşerin çaresi yok. Rusya'da öyle, Japonya'da öyle, Avrupa'da öyle, Amerika'da öyle şu anda. Kalbin sadefinde dini hakkın, hak din olan İslam'ın cevheri bulunmazsa beşerin başında maddi ve manevi kıymetler kıyametler kopacak, kıymet değil de. Ve hayvanatın en bedbahtı, kötü bahtlısı en perişanı olacak. Yani insan Hasılı kelam, özetle. Ha, beşer insanoğlu bu asırda harplerin, fenlerin ve dehşetli hadiselerin hele hele son olarak koronanın ikazlarıyla, ikazatıyla uyanmış ve insaniyetin cevherini ki insanın cevheri hak dini bulmaktır ve cami insanın çok geniş olan istidat ve kabiliyetlerini hissetmiş ve insan acip cemiyetli istidadıyla yalnız bu kısacık dağdağlı dünya hayatı için yaratılmamış. Çok kabiliyetleri var. Bu kabiliyetlerin milyonda birisi bu dünyada tatmin edilmiyor. O zaman ahiret gerekiyor. Belki ebede ki. Yani insan ebedi bir sonsuz hayata gönderilmek üzere dünyada yaratılmıştır. Ebede uzanan arzular mahiyetinde var ve bu dar, fani dünya insanın nihayetsiz emel ve arzularına kafi gelmediğini herkes bir derece hissetmeye başlamış. Hatta insaniyetin bir kuvası yani kuva değil de kuvvesi olması lazım bu. Yani bir kuvveti yani hani üç kuvvet var ya kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şehviye ve hadimi olan bu da o kuvvelerden biri. Yani insana hizmet eden orada kuva olmaz yani. Veya insaniyetin kuvasından biri. Yani orada bir tercüme hatası veya yazma hatası var. İnsaniyetin bir kuvvesi ve hadimi olan kuvve-i hayaliye denilse, hayal gücüne yani bırak sen aklına vesairesine, sana dünya saltanatı ile beraber bir milyon sene ömür olacak. Fakat sonunda hiç dirilmeyecek bir surette bir idam senin başına gelecek. Böyle denilse en zayıf kuvvetleri kuvvelerimizden, duygularımızdan olan hayale. Elbette hakiki insaniyetini kaybetmeyen ve intibaha gelmiş, uyanmış o insanın hayali sevinç ve beşarete müjdeye bedel derinden derine teessüf üzülür ve eybahlarla saadet-i ebediyenin bulunmamasına ağlayacak. Bunu ben defalarca izah ettim. Resulullah'ın hadis-i şerifinden alınma bu mana önemli bir nokta. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّكُمْ مَا كِثُونَ فِي الْجَنَّةِ عَدَدَ حَسَاتِ الدُّنْيَا Denilse ki cennet ehline siz cennette dünyadaki kumların sayıları kadar sene kalacaksınız. لَحَزِنُوا Üzülürlerdi diyor arkasından denilecek diyor, Hayır, hayır. İnnekum mekisune fiha ebedel abid. Cennette ebediyen kalacaksınız deyince o zaman diyor sakinleşiyorlar. Müthiş bir tespit bu. Ya işte bu nükte içindir ki yani bu önemli nokta hayal gücü bile kabul etmiyor. Heh. Herkesin kalbinde derinden derine bir dini hakkı, hak dini aramak meylif çıkmış. Her şeyden evvel ölüm idamına karşı dini haktaki, hak din olan İslamiyet'teki bir hakikatı o da ahiret, Allah'a iman arıyor ki kendini kurtarsın. Şimdiki hali alem, şu andaki alemin durumu bu hakikata şehadet eder. 45 sene sonra tamamıyla beşerin bu ihtiyacı şedidini, bu çok şiddetli ihtiyacını Dinsizliğin zuhuruyla ortaya çıkmasıyla kürey arzın yer küresinin kıtaları ve devletleri birer insan gibi hissetmeye başlamışlar. Hem ayat-ı Kur'aniye Kur'an'ın ayetleri başlarında ve ahirlerinde, sonlarında beşeri insan olunu aklına havale eder. Yani akıllınla düşündür. Aklına baktır. Fikrine, kalbine müracaat ettir. Efela takilun. Efe la tetedberun efela tetefekkerun. aman ya rabbi işte bu ayetler meşveret et onunla görüş ki bu hakikati bilesin diyor Kur'an-ı Kerim. Mesela bakınız o ayetlerin başında ve ahirlerinde sonlarında diyor ki neden bakmıyorsunuz efela tusirun ibret almıyorsunuz efela tetedberun bakınız ki hakikati bilesiniz biliniz ve bil hakikatına dikkat et. Acaba neden beşer bilemiyorlar insanoğlu? Cehli mürekkebe düşüyorlar. Hem bilmiyorlar hem bilmediklerinde bilmiyorlar. Neden taakkul etmiyorlar, düşünemiyorlar, akıl etmiyorlar, divaneliğe düşerler? Neden bakmıyorlar? Hakkı görmeye kör olmuşlar. Allah Allah. Ve enna tufekun. Harika bir şey bu. Neden insan sunmun bukmun omyun Fahum la yubsirun. Bu ayetler hep bunlar. Neden insan sergüzeştle hayatında, hayat hikayesinde hadisat alemden tahattur yani dünyada olan olaylardan bir şeyleri hatırlayıp tefekkür etmiyor ki istikamet yolunu bulsun? Yani mesela niye Japonya zengin olmasına rağmen mutlu olamıyor da intihara gidiyor? Neden tefekkür ve tedebbür yani aklen düşünme ve aklen muhakeme etmiyorlar. Dalalete düşüyorlar. Ey insanlar, ibret alınız. Bunlar hep Kur'an'ın ifadeleri. Geçmiş kurumlardan, geçmiş asırlardan ibret alıp gelecek manevi belalardan kurtulmaya çalışınız manasında gelen ayetlerin bu cümlelerine kıyasla. Bütün bu cümlelere kıyaslayarak çok ayetlerde beşeri insan olunu Kur'an-ı Kerim aklına fikriyle meşverete havale ediyor. Ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim gibi alem İslam'ın cami kebirinde şu anda İslam alemi büyük camisinde ne kadar? 2,5-3 milyara yakın cemaat var olan kardeşlerim. Siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki bu dehşetli hadisattan, olaylardan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir, düşünebilen, ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki edenler, aydın kabul edenler. Hasılı kelam, sözün özü. Biz Kur'an şakirtleri olan Müslümanlar, Burhan'a, akli delillere tabi oluyoruz. Akıl, fikir ve kalbimizle hakaik imaniye, imanın başta altı rütmü olmak üzere iman hakikatlerine bunlarla giriyoruz başka dinlerin bazı efratları gibi özellikle Hristiyanlar yani çünkü papazların sözüyle hareket ediyorlar. Ruhbanları taklit için burhanı bırakmıyoruz. Şu anda bir kısım Hollandalı üniversite talebeleri de bunu bağırıyor. Yani yaşlılar ve bir kısım papazlar aman bu İslam Üniversitesi'nin talebesi olan insanı dinlemeyin yoksa hepiniz Hristiyanlığı terk edersiniz sözlerine karşı. Hayır biz aklımızı dinleyeceğiz diyorlar. Ya bu önemli. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde gelecekte şu anda o geleceğin içindeyiz. Elbette burhan-ı akliye, akli delillere istinad eden, dayanan ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Başka türlü çaresi yok. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına ya küsuf. Küsuf mu, husuf mu? Husuf, husuf. İnkişafına, açılmasına ve beşeri tenbir etmesine, insanlığı nurlandırmasına mümanaat eden, yani engel olan perdeler açılmaya başlamışlar. Bakalım İslamiyet güneşini engelleyen perdeler nelermiş? Şimdi bunları açıklayacak zaman. Aynısını muhakematın başında da yapıyor bunu. Orayı da okumak lazım. Yani ikisi birbirinden güzel. O mümanaat edenler, İslam güneşinin parlamasına engel olanlar, perde çeken sebepler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin, o tan yeri ağarmasının emareleri göründü. 71'de yani 1950'lerde fecri sadıkı yani tam doğru tan yeri başladığı veya başlayacak. Şu anda başlamış durumda eğer bu fecri kazip de olsa Allah Allah yani o e, yalancı tan yeri ağırması olsa da 30-40 sene sonra fecri sadık çıkacak. Bunu 1911'de söylüyor. Evet, hakiki İslamiyetin, İslamiyetin güneş gibi olan hakikatlerinin mazi kıtasını, geçmişteki bütün insanlığı tamamen istilasına sekiz dehşetli mani alar, engeller mümanaat ettiler, engel oldular. Bakalım İslam güneşinin perdelenmesine ve tutulmasına engel olan sebepler ve perdeler nelermiş? Bunları görelim. E, ha, ha, Birinci, ikinci, üçüncü maniler. Ecnebilerin cehli. Evet bunu Hollanda'da tasdik ediyoruz. Yani koskoca bir Hristiyan Üniversitesi'nin iki profesörü bile yahu Kur'an-ı Kerim'de ahiretle ilgili bu bilgilerin olduğunu bilmiyorduk diye söyleyebiliyor. Dikkat edin. Tıptaki profesör değil bu. Enteresan. Hristiyan yani protestan bir üniversitenin iki tane profesörü diyor bunu. Ahiretle ilgili Haşir Risalesi ve ilgili Kur'an ayetlerini dinleyince şaşkına dönüyorlar. Yani yabancılar gerçekten İslamiyet hakkında cahil. Ve o zaman da vahşetleri, bu eski zamanı kastediyor. O zaman ilmin terakkileri ve teknoloji yok maalesef. Vahşi durumdalar. Biliyorsunuz kendi adamlarını bile aforoz edip idam ediyorlar. Ve dinlerine taassuplarıdır. Aşırı taassup. Bunu bizatihi şu anda da yaşıyoruz. yani 60 yaş üzerinde olanlar veya 65 yaş üzerinde olanlar gençlere aman bu Müslüman genci dinlemeyin yoksa tamamen dininizden vazgeçersiniz diye engellemeye çalışıyorlar. Allah Allah. Çok ilginç bir şey. Üç engel. Demek birincisi yani maalesef Müslüman olmayan yabancıların İslam hakkındaki cehaleti. İkincisi özellikle geçmiş zamanda vahşetleri. O vahşet kısmen devam ediyor. Üçüncüsü de dinlerine körü körüne bağlanışlar. Bu üç mani bir marifet engeliyle en kaldırılacak. Marifet dediği ilim anlatınca doğruyu halledilecek. İkincisi medeniyetin mehasini, medeniyetin güzellikleriyle bunlar kırıldı. İki sebeple kırıldı, üçü de dağılmaya başlıyor. Dördüncü ve beşinci maniler, bu da çok enteresan, engel, İslamiyet güneşinin parlamasına engel olan şeyler. Papazların ve ruhani reislerin riyasetleri yani reis olmaları bütün dini grupların reisleri ve tahakkümleri ve kendi dindarları üzerinde de diktatörlük yapmaları yani ve ecnebilerin yani özellikle gayrimüslim yabancıların körü körüne onları taklit etmeleridir. Bunu bizati olaylarını yaşıyoruz Avrupa'da. Bu iki mani dahi fikri hürriyet bak gelip yani doktor olan hanım kızlar, Hollandalı kızlar diyor ki valla bize böyle dedi yaşlılar ama biz İslamiyet'i öğrenmek istiyoruz. Kimse engel olamaz. Hürriyetimize aykırıdır. Bizzat bunu söylemişler. Fikri hürriyet. Hürriyet fikri ve meyli teharri hakikat. Hakikatı araştırma arzusu nevi beşerde başlamasıyla, insanoğlunda başlamasıyla zeval bulmaya. Bu iki engel de ortadan katmaya başlıyor. Harika. Altıncı yedinci maniler. Bakalım bunlar ne? Bizdeki istibdat. Müthiş. Yani İslam aleminde de diktatörlük var. Siyasi diktatörlük var. Hala duruyor kısmen. Zaten bel, bel, belli devletlerde küllen. İlmi istibdatlar var. Bir kısım manevi liderlerin istibdadı var. İstibdat, istibdat, istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen bu da ikinci önemli engel. Yani maalesef Mekke'nin arka sokaklarına kadar en büyük günahlar dahi girmiş durumda şu an. Yani biz şeriatın hükümlerine aykırı davrandığımızdan gelen suy ahlakımız, kötü ahlakımız mümanat ediyor. Avrupalıların en büyük İslam önünde engel Müslüman olmalarına maalesef buradaki Müslümanların kötü ahlakı. Yalan çok, sahtekarlık çok. Her hepsini ben itham etmiyorum ama vaka bu. Ya 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 ya. Bir şahıstaki münferit istibdat kudreti, bir şahısta tek başına bulunan diktatörlük gücü şimdi zeval bulması, yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Demokrasi biraz daha böyle. Cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının yani bir kısım grupların dehşetli yani diktatörlüklerinin 30-40 sene sonra zeval bulmasına işaret etmekle şu anda yani ortadan kalkmaya başladı. Ve Hamiyeti İslamiye'nin İslam'ı koruma duygusunun şiddetli feveranı yani ne demek şiddetli bir şekilde coşması ile suya ahlakın, kötü ahlakın çirkin neticeleri görülmesiyle bu iki mani de zeval buluyor ve bulmaya başlamış. İnşallah tam zeval bulacak. Bu iki engel de ortadan kalkacak. Bir su içelim. Ağzımız kuruyor çünkü. Hmm. Bu misal gibi. Sekiz tane engel. Yüz misal var ki hakikati bilindikten sonra en muannit, inatçı filozof da teslim olmaya mecbur oluyor. Hatta Risale-i Nur Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde 25'in sözde Kur'an'ın mucizelerini açıkladığı biz bunu 41 ayrı deste teker teker açıkladık. Merak edenler İyre TV'de görebilirler. Fennin iliştiği bütün ayetlerin dünya bilimlerin aykırıdır ilme dediği bütün ayetlerin bu 25'in sözde her birisinin altında Kur'an'ın bir lema icazını mucizelik parıltısını gösterip ehli fennin yani bilim adamlarının da medarı tenkit zannettikleri, tenkit vesilesi kabul ettikleri Kur'an-ı Kerim'in cümle ve kelimelerinde fennin yani ilim, ilim ilmin eli yetişmediği yüksek hakikatları ishal edip ortaya koyup en muannit inatçı filozofu da teslime mecbur ediyor. 25'in söz. Meydandadır. İsteyen bakabilir ve baksın. Bu mani 45 sene evvel söylenen o sözden sonra nasıl kırıldığını görsün. Bunu Bediüzzaman Hazretleri muhakematta 9. mani olarak zikrediyor. O da ilimle İslamiyet arasındaki sanki ihtilaf varmış gibi gösterilmesini çok güzel yer küresinin yuvarlaklığı meselesini tartışarak anlatıyor muhakematta. Evet bazı muhakkikin İslamiyenin yani İslam'ı araştırarak ortaya koyan alimlerin bu yolda telifatları var. Yaptı, yazdığı eserler var. Mesela sekiz ciltlik meşhur eser bunlardan biri. Nedir o? Teker teker Kur'an ayetleriyle alakalı. Neydi? Onu hemen size göstereyim. Görün onu. Yani dediğim zaman demek bunları takip ediyor. Evet, bu işte. Şeyh Tantavi Cevheri denilen ve üstadın öyle zannediyorum kastettiği kitaplardan biri bu. Bu adam Allah rahmet eylesin El Cevahir fi Tefsiril Kur'an-ı Kerim isimli yaklaşık kaç cilt 10 küsur ciltlik eserinde bütün Kur'an ayetlerinin ilimlere nasıl işaret ettiklerini anlatıyor. Ama Bediüzzaman'ın yani biliyorsunuz 21'in sözdeki o 21 miydi? Bir de yanlışlık yapmayalım. Yani ve alleme Adem'el esma'e kullaha ayetinin izahı peygamberlerin mucizelerinin bir nevi ilmin son nihai sınırlarını çizmesi meselesiyle alakalı risalesi her şeyi özetliyor ve topluyor. Bak üstad öyle diyor. Evet bazı muhakkikin İslamiyenin bu yolda telifatları var. Allah Allah. Bu sekizinci dehşetli manianın zir zeber olacağına ha yanlış okuduk ya eksik okuduk kardeş. Sekizinci mani. Biz bir paragraf atlatma, atlamışız. Dokuzuncu mani gibi söylemişiz. Fünunu cedidenin yani yeni müsbet ilimlerin bazı müsbet meseleleri yani ispat edilmiş meseleleri mesela yer küresinin yuvarlaklığı gibi hakaik İslamiyenin İslam'ın hakikatlerinin zahiri manalarına yani görünürdeki manalarına mesela bir kısım alimler ve ilel ardı keyfe sütihat ayetini maalesef öyle yorumlayanlar var isim söylemeyeyim, hürmetsizlik etmeyin. Yani bu diyor yeryüzünün yuvarlak olmadığını ispat ediyor. Düz olduğunu gösteriyor diyor. Söyleyeyim haydi. Celaleddin El Mahalli Hazretleri. Tefsiri Celaleyn'i merak edenler okusun. Şimdi ve son zamana kadar doğudaki bir kısım alimler de bunu savunuyor. Manalarına muhalif ve muarız sanki aykırı tevehüm edilmesiyle. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in hiçbir manası ilmin ispat ettiği meselelere aykırı değil. Zamanı mazideki istilasına böyle bir anlayışın geçmiş zamanda her yere yayılmasına bir der yani İslam'ın yayılmasına bir derece set çekmiş. Mesela küre arza yer küresine emri ilahiyle nezarete memur sevr ve hutnamlarında öküz balık üzerinde meselesi. Bediüzzaman lem alarda ve muhakematta bunu açıklıyor. İki ruhani melaikeyi dehşetli cismani bir öküz bir balık tevehhüm edip öyle zannedip ehli ve fe, ehlifen ve felsefe hakikatı bilmediklerinden İslamiyete muarız çıkmışlar karşı çıkmışlar bu meselelerden dolayı. Halbuki İslamiyetin bu meselelerini izah etmiş İslam alimleri. Bu misal gibi bak işte bu. Burayı okuduk. yüz misal var ki. Yani ister yeryüzünün yuvarlaklığı ister öküz balık meselesi gibi hakikati bilindikten sonra okuduk burayı. En muannit inatçı filozof da teslim olmaya mecbur oluyor. Hatta Risale-i Nur Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinde 25'in sözde fennin iliştiği bütün ayetlerin her birisinin altında Kur'an'ın bir lem'a icazını gösterip ehli fennin medarı tenkit zannettikleri Kur'an-ı Kerim'in cümle ve kelimelerinde fennin eli yetişmediği yüksek hakikatları izhar edip en muannit inatçı filozofu da teslime mecbur ediyorlar. Meydandadır. Buyurun okuyun. İsteyen bakabilir ve baksın bu mani yani 8. engel 45 sene evvel söylenen o sözden sonra nasıl kırıldığını görsün. Yani 25. söz 45 sene sonra yazılmış. Evet bazı muhakkikin İslamiye'nin veya belli bir zaman sonra 45 değil tam. İşte dediğim gibi şeytan Tantavi'nin eseri gibi Başka kitaplar da var. Bu yolda telifatları var. Yazdıkları eserler var. Bu sekizinci dehşetli manianın engelin zirüzeber alt üst olacağına emareler, işaretler görünüyor. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra sen ve hakiki marifet, bilimler, gerçek ilim ve medeniyetin mehasini, medeniyetin de güzellikleri. Yani bu ne demek? Bir tanesini zikredeyim. O doktor hanım Hollandalı kızların yani yaşlıların engel olmasına karşı siz Youtube'dan yayınlayın. Biz bütün binlerce insana neşederiz diyor. Bitti. Bu üç kuvveti ya bu üç kuvveti tam teçhiz edip yani tam böyle ne yapıp donatıp cihazatını verip kuvvet dediği fen hakiki marifet ilim ve medeniyetin güzellikleri o sekiz manileri, yukarıdaki sekiz engeli mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat meylanını, hakikati araştırma arzu ve meylini ve insafı ve muhabbeti insaniyeyi, insanı sevmeyi, sevme, sevmeyi o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Evet, meşhurdur ki, meşhurdur ki, en kat'i fazilet odur ki, düşmanları dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin. Şimdi zaman İslamiyet'in doğru olduğuna, anlatabildim mi? Hakikat olduğuna şahit olarak iki tane misal zikredecek. Yarın o iki misal ve diğer meseleyle manevi cihetle yani maddi terakki bu manevi terakkiydi onunla beraber devam edeceğiz inşallah. Cezakumullahu hayran kethira ve allemen allahu ilmen nafi'a el fatiha.